sensin şimdi, burada. Geçen hafta Gençler Birliği maçından sonra tabii Fenerbahçe soyunma odasında 3 numarayı verir misiniz? 3 numarayı müziği. Fenerbahçe soyunma odasında bazı tartışmalar yaşanmış. Bir dakika, çok önemli. Onu zaten şey yaptık. Emre Bolu verir misiniz kenara? Bazı 3 numarayı yaşanmış. Hatta yani bir daha tekrar eder misin? Geçen hafta Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra soyunma odasında bazı tartışmalar yaşandı. Kavga mı tartışma mı ayrı? Kavga. Ha. Benim duyduğum. Fakat geçen hafta bu kavgayı Gençler Birliği yenilgisinden sonra, mağlubiyetinden sonra. Tabii ben bu kavgayı çok fazla anlatmadım. Detaylarını da bir anlat dinlememiz lazım. Zamanı geldi sanki. Anlatmadım. Bir anlat, şu anda anlatmıyorsun. Şu anda anlatmanın zamanı geldi ama. Yarın derbi maç var. Derbi maç eğer kaybedilirse birden açarım kutuyu, onu da söyleyeyim. Caner var mı kavgada? Kutuyu açarım. Caner var mı? Ya sen boş ver bana. Emre ile Erol mu girmişler birbirine? Sen o işlere karışma. Niye karışmayayım ya? Kardeşim, Allah Allah diyorum. Burada bütün Türkiye'nin önünde bir şey söylüyorsun. Söylemeyeceğim diyorum. Ya niye insanları kavga meraklandırıyorsun? 80 milyon seni izliyor. Senin kamuyu aydınlatma görevin var. Kavga çıkmış. Ya kavga etmiş, anlat bize. Şimdi buradan Fenerbahçe'ye, futbolculara bir şey söylemek istiyorum. Bakın güzel kardeşlerim. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Ben sizin maaşlarınızı, primlerinizi bile takip ediyorum. Bakıyorum alıyorlar mı, almıyorlar mı, neden bu sıkıntılar falan diye her şeye bakıyorum. Biliyorum ki tıkır tıkır maaşlarınızı alıyorsunuz. Kazandığınız maçlarda tıkır tıkır primlerinizi alıyorsunuz. Gak diyorsunuz et, guk diyorsunuz süt. Bu kadar iyi bir yönetimimiz var başınızda. Ali Bey 200 milyon euro gerek nakit gerekse sponsorluklar anlamında bu kulübe sizin gibi değerli oyuncuları transfer etti. Peki siz bu değerin, size verilen bu değerin karşılığını verebildiniz mi sizce? Bence veremediniz şimdiye kadar. Şimdi yarın çok önemli bir maç var. Yarın çok önemli bir maç var sevgili Fenerbahçe futbolcular. Sizlerin giydiği formaları kimler giydi, kimler? Canlar, Fikretler. Ne şampiyonluklar yaşandı. Ne başarılar kazanıldı. Şimdi bu akşam hepinize şunu rica ediyorum. Oturun, eski efsaneleri bir seyredin. Fenerbahçe'nin eski başarılarının videolarını bir seyredin. Bir kendinize gelin ya. Bir kendinize gelin. Yarın çok ama çok önemli bir gün. Eğer Beşiktaş'a kaybederseniz, hatta bırak kaybetmeyi, Beşiktaş'ta berabere bile kalırsanız çok büyük sıkıntılar yaşayacaksınız. Bak ben bir şeyler biliyorum da söylüyorum. Ama kazanmanız halinde her şey yeniden başlayacak. O giydiğiniz formanın ağırlığını artık hissedin. Sizden rica ediyorum. Sizden rica ediyorum. Eğer maçtan olumsuz bir sonuç çıkarsa, bak şunu bilin, Ali Koç taş üstünde taş bırakmayacak. Herkesin haberi olsun. Ali Koç da raconcu oldu. Herkesin haberi olsun. Ya bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe yarın kaybederse Ali Koç, Sayın Ali Koç, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayacak. Öyle demeyelim de baş üstü kısmını demeyelim, taş üstünde taş demeyelim.